Amerika'da penaltı pozisyonu vererek ve 1-0 yenik başlamak oyun başlangıcında bizim istediğimiz o olumlu oyunu etkiledi. Sonrasında oyun hakimiyetimiz, golü bulmamız, ilk yarıda 1-1 bitirmemiz, ikinci yarıda da oyuna hakim oluşumuz, öne geçişimiz ve aslında oyuna geçtikten sonra kontrolü daha fazla elimizde tutup biraz daha skoru arttırabilseydik farklı olacaktı. Maalesef ondan sonraki pozisyonda atak sonlandıramadığında onlarda rakibin her geldiği pozisyonda iki tane duran top verdik. Bir gol oldu. Ardından yine son dakikada bir pozisyon verdik. Ama bizim artılarımız maalesef sonuç dışında o kadar fazla ki her maçta. O istatistikleri vermeyeceğim ama şut anlamında, pas anlamında, skoru değiştirebilecek o andaki pozisyon anlamında çok fazla. Bunları sonuca yansıtamadığımızda maalesef mutsuz olabiliyoruz. Çünkü oyunun tamamına hakim olmamız gerekirken bazen hamlelerimizde sorunlar yaşayabiliyoruz. Çünkü aramıza katılmayan oyuncular vardı, sakat olan oyuncular vardı ve kulübede bu sıkıntı zaman zaman, geçen hafta, önceki hafta da bayağı yaşadık. Eksik oyuncuların, yani bahaneden söylemiyorum, fakat oyuna müdahale etmenin gereken anlarda bazen onu farklı yönlerde kullanabiliyoruz. Çünkü orta sahamızda bu eksiklik olduğunu farklı, bekler de farklı. Ama son dakikalarda yine o üstünlüğü ve pozisyon üstünlüğünü gole çevirebilseydik, yani bu maçta 23 şut atmışız, 9 isabetli, 5 net gol pozisyonu ve ürettiğimiz o kadar fazla atak var ki ve de oynayarak bunu yapıyoruz. Sadece skor anlamında bunu yaşadım, yaşamadığımızda karşılığı olmamış oluyor. Yine iç sahada tabii kazanamayarak bu ikinci maçımız Kasımpaşa maçından sonra kazanmak istediğimiz bir maçtır. Kazanamamak bizi etkiliyor ama etkilemediği tek şey oyunumuzda gelişmemiz gereken yerler var. Bunları değiştireceğiz eminim. Savunma anlamındaki duran toptan biri penaltı oynuyoruz. Geçen hafta öndeyken 2-0 yapacakken dönen toplardan oynuyoruz. Bunları da eleştirebileceğimiz, öz eleştiri yapacağımız kısım. Soru soramadım arkadaşlar. Hocam iptal edilen bir gol var. Mutlaka izlemişsinizdir Robinho'nun attığı golü. VAR iptal etti. Neler söylersiniz bu pozisyonla ilgili? VAR'la ilgili tabii ki söylediğimiz gibi pozisyon ve bizim yaşadıklarımız aslında önceki haftalarda VAR'la ilgili pozisyonlar tartışıldı. Bizim maçlarda doğru kararlar verildi. Bugün de doğru bir karar verildi. Bize karşı ya da rakibimize karşı hiçbir yanlış yaşamadık VAR'la ilgili. Hiç kimse yaşamasın. Çünkü adil bir sistem. Haksızlık da olmasın. O golde de offside vardı Kone'nin pozisyonu, ilk pozisyonu sonrasında. O da yani VAR'ın katkısı diyebiliriz. Pozisyon iptal.